bir mutlu günü bugün Eftelya Hanım'la neler söyleyeceksiniz efendim? Nihayet Allah bugünü bize gösterdi, kurban oldu. İnşallah. Geç mi kaldı diyorsunuz? İnşallah size? Çocuğa çoluğa kavuşur. Bir an önce artık yuvasını kurar. Efendi efendi hayatına devam eder inşallah. Sizi de görebilecek miyiz? İyi akşamlar. Tavsiyeleriniz var mı abi? Görüşüyoruz. Neler söyleyeceksiniz Ferru Bey'in mutlu günü bugün Eftelya Hanım'la birlikte? Ne söyledim? Herkese mutluluklar dileriz. Ben güzel bir şey söyleyeceğim. İnşallah bir günlük değil, ömür boyu sürer mutluluğu. Var mı tavsiyeleriniz Mithat Bey? Yeni evli için. Sağlık. Sağlık alacak. Sağlık, mutluluk. Sonunda Ferru'yla evlenirken gördük ki artık daha bundan sonrası önemli değil. Tebrik ediyorum. Yani inşallah bir yastıkta kocasını derler ya, çocuklarını görürüz. Onların da mürüvvetlerini görürüz. Ferru kardeşimi çok severim. Çocukluğundan beri de tanırım. En çok ısrar edenlerden biri de benimdir evlenmeleri konusunda. Vesile oldun o zaman abi. Yani inşallah öyle olur. Yani bu gibi şeylerde söyleyecek çok şey yok. Yani evlilik güzel bir şeydir. Tabii ki bunu kaldırabilmek çok önemlidir. Yani buna alışabilmek, evlilik hayatını yaşayabilmek. Ferru yeterince bekar hayatını en güzel şekilde yaşadı zaten. Bundan sonra yakışan onlara evlenmekti. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Gelmedi hala diyorduk, tam siz geldiniz. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Ferru Bey manevi oğlum. Ben de ondan bahsediyorum. Kambersi düğün olur mu? Ali abi kameramanla iddiaya girecektik. 5 dakika daha geç gelseydik. Ferru'nun ipini çekiyoruz o akşama. Kısmet olursa. Ali abi tecrübelerine dayanarak soruyorum. Tavsiyelerin nelerdir Ferru abi? Akıllı olsun. Acayip de görüşürüz abi. Peki efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Günü duygularınızı alalım mı sizlerden de? Allah Eftelya Hanım'a ödül vereceğim. Ela Uca Sığmaz Ferruh'u bu nikah masasına nasıl razı etti diye. Şaka bir yana Allah mesut bahtiyar etsin. Çok layıklar buna. Dilerim çok uzun ömürlü bir evlilikler olur. Bildiğim kadarıyla bu geceye bir de şahitlik edeceksiniz efendim, doğru mu? Nikah şahitliği. Vallahi bir ara söylemişlerdi, tam net bilmiyorum. Şeref duyarım, ederim. Peki efendim, tavsiyeleriniz var mı yeni evli çifte? Neler söylemek istersiniz? Ben hep şunu söylerim, itaat et, rahat et diye Ferru'a da aynı lafı söyleyeceğim. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ferru kardeşim, mutluluklar diliyorum. Allah iki yastıkta koyar. İkisini bir yastıkta koyar. Bayağı uğraştılar bu evlilik için. İnşallah mesut, bahtiyar, bol çocuklu bir hayat geçirir. Büyükleri olarak var mı bir tavsiyeniz efendim Ferru Bey ile Eftelya Hanım'a? 3 tane S'ye dikkat edecekler. Sevgi, saygı ve sabır. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, Ferru Bey ve Eftelya Hanım'ın mutlu günü bugün, neler söyleyeceksiniz? Çok mutlu günleri, çok yakışıyorlardı zaten birbirlerine. Ben hep Ferru'a söylüyordum ne zaman evleneceksin diye. Bugün neymiş kısmet, mutlu mesut olsunlar bir ömür boyu aynı yastıkta. Tavsiyeleriniz var mı efendim, nazar? Nazar çıktı efendim. Evet, İnanılmaz büyük bir nazardı galiba. Evet. Nasıl bir şey? Tavsiyeleriniz var mı mutlu bir çift olarak sizde, yeni çiftte? Evet, yani biz çok erken evlenenler ve tecrübeli olanlar olarak tabii ki var. Güven çok önemli. Güven için dürüstlük çok önemli. Hani vardır ya, hani yalanın büyük küçüğü yoktur. Ya da işte hırsızlığın büyük küçüğü yoktur gibi. O yüzden güveni sağlamak lazım. Güven olduğu zaman inanın ki sevgi, saygı, aşk hepsi devam ediyor. Çünkü güveniyorsunuz. Yani biliyorsunuz. Dürüst olsunlar. Açık olsun. Olamayacaklarsa evlenmesinler. Evet. Gerçekten. Bu kadar basit. Yani her flört edebilirler. Çok çok farklı flörtleri olabilir. Hayatlarına giren bir sürü insan olabilir. Herkes nasıl mutlu oluyorsa öyle olsun. Ama evlilik müessesesini de zedelemesinler. Çok rica ediyorum. Bir de çocuk oluyor. Allah korusun. O çocuklara yazık oluyor. Onlar öyle ortamlarda sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden biraz bunlara dikkat etmek lazım. Ben biraz katı konuştum galiba ama tam düğün öncesi. Yok yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Allah bir yastıkta kocasın onları. Var mı tavsiyeleriniz efendim yeni evli çiftler? Bir de hata yapmasın. Teşekkür ederim.
efendim Ferruh Bey ve Eftel Hanım. Sevgili Ferruh'u uzun yıllardan beri tanıyorum. O bizim evlat. Yıllarca sevgi üzerine dünyalar kurdu. İstanbul'a bütün dostlarına sevgi ekti. Onun için de düğünü bugün muhteşem olsun. Sevgili hocamızdan, eşinden de ricam, Ferruh'a çok iyi baksın. Ferruh'umu önce Allah'a, sonra hocama ve kendimize emanet ediyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir gece olacak inşallah. Çok da mutlu bir çift olacağına inanıyorum. Çok eski tanıyoruz çünkü. Onlara bir hayat boyu mutluluk diliyoruz. Sizin gibi bir mutlu çiftten de tavsiyeleriniz var mı? Onları hemen dinleyelim efendim. Neler söylemek istersiniz? 10 yılı geçti. Hep hanımın sözü geçiyor. O yüzden mutluyuz. Ferruh'a da aynısını tavsiye ediyorum. Doğru yol. Dünya yasaklansın. Neler söyleyeceksin Ferruh Bey için? Yani çok eski tanıyorum Ferruh'u. Çok eski arkadaşım. Onun adına mutluyum. Sonunda artık evinin erkeği olacak. İyi de bir baba olacak bence. Peki dünkü düğünden hemen Çağla Şikel'in kıyafetli senin eserin. Neler söyleyeceksin? Bayağı ses getirdi. Herkes söyledi zaten gerekeni. Ben tabii Çağla'yı elbiselerin taşısında her zaman çok güzel duygular hissediyordum. Dün de çok güzeldi. Peki. O zamanlarda bu gelinler hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Çok şaşalı böyle gelinler oluyor. Kim neyse ya, Gündür öyle bir kız zaten. Kınısı da öyle. 40 gün 40 gece. Gözlerimiz kamaştı şıldıdan, hayetten. Siz bir de şimdi burayı görün. Burada gelinlik benim. Dün Gündür kendi tasarımını giydi. Kim ne istiyorsa, imkanları neye el veriyorsa zaten onu yapsın. Çünkü bugün onların günü. Aynen. Ferruh benim hemşerim, adam pazarlıyız biz. Çocuk bizim çocuk. Elimizde büyüdü yani. Babası da, abi bizde. Erkekler okuyoruz. Erkekler okuyoruz. Evet. Geldik onun mutlu gününde birlikte olalım diye. Allah mutlu etsin. Tavsiyeleriniz var mı efendim? Tavsiyelerimiz var mı? Hanımın yanında söylemez. Yok canım. Ya biz 19'udayız. Şöyle bir şey. Uzun evliliğin sırrı nedir efendim? Size sorayım. Anlaşmak ya. Anlaşmak. Saygı, sevgi bunlar. Ya yani bir duygular çok kalıcı şeyler değil. Ama sonrasında herkes karşısındakini olduğu gibi kabul ederse işler uzun sürüyor. Peki, çok efendim genelde erkek konuklara soruyoruz. Hep size itaat et, rahat et diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru söylemişler. İyi akşamlar. Güzel bir düğün. Evet. Tabii çok eski arkadaşım Ferruh. O yüzden onun adına çok mutlu oldum. Yani inşallah tabii ömür boyu mutlulukları devam eder diye biliyorum. Çok iyi bir insan zaten. Şöyle daha tanışmadık, şimdi tanışacağız. İnşallah güzel olacağız. Sizin de hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Neler evet. söylemek istersiniz efendim? Vallahi güzel, çok güzel gidiyor. Adanız zaten saklasın. Her şey yolunda bizim için de. Öyle. Yani evlilik kervanına çok katılan olacak herhalde bugün işte yavaş yavaş. Tekrardan baba oluyorsunuz. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Evet, biz de herkes aracılardık, buradan duyuralım. Eşim hamile. Bakalım. Hayırlısıyla. Yakında cinsiyeti belli olacak. Peki ne düşünüyorsunuz siz? Heyecanlıyım ve çok mutluyum valla. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu. Keyifli ve güzel. Aldık haberimizi. Mutluyuz. Her şey yolunda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kız çocuk mu olur, erkek çocuk mu? Bir hissiyat var mı? Yani babam çok kız istiyor. Onu biliyorum sadece. Ama bilemiyorum. Peki yani samimiyetimden söylüyorum. Mesela haberler çıktı yani işte hamilelik sonrası evlilik. Ay yok yok. Onu daha önce de söyledik. Aslında tabii şöyle bir şey var. Biz bir evliliğin magazine dayandırılması çok yanlış bir şey. Özellikle ne yazık, tabii sizin mesleğiniz müsaade diyoruz ama yani insan sadece o yüzden evlense mutlu olamaz. Öyle bir dünya yok. Ama biz karar aldık. Akabinde böyle bir haber de almıştık zaten. Ve ondan sonra şöyle, biz yurt dışında evlenmeyi düşündüğümüz için bu kadar hızlı oldu. Şey zannedildi, böyle aceleye getirildi ama biz yurt dışında bir Amsterdam'da bir Rodos'tan günümüzü almıştık ama burada benim işlerim çıkınca oraya gidemedik. Bari hadi burada yapalım dedik ki babamın son gün haberi oldu. Düşün yani o kadar burada hızlı bir şey oldu ama o sürecin bununla hiçbir alakası yok. Yani zaten evlenecektik. O sadece şey oldu. Magazin için bir haber oldu ama magazinin gerçekten bir şeyi yok. Yani bizim için böyle bir durum yok. Peki
Berker, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, açtın, nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Bu arada iyi vallahi, işte yetişmeye çalıştım nikaha. Bugün mutlu günleri Ferruh Bey ve Eftel Hanım'a, siz de bugüne şahit edeceksiniz. Çok mutluluklar dinleyeceğim zaten birazdan da. Çok da yakışıyorlar birbirlerine. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Çünkü ikisini de tanıyorum, ikisini de çok seviyorum. İkisi de çok değerli insanlar. Kardeşlerimiz daha doğrusu. Ondan sonra işte biz de bu mutluluğa şahit olacağız bu akşam kısmetse. Ben de seyahatten geldim. Gidiyorum tekrar yarın. O yüzden böyle alelacele bu akşam güzel günü hep birlikte paylaşacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Peki iş seyahati mi peki, yoksa normal bir gezi tatil için mi, tatil için mi? Ne, hangisi? Gidip geliyorum dediniz ya, seyahat için. Yani aslında iş, mesela şimdi gidişim 26'sında konserim var yat kulüpte. Onun için gidiyorum Bodrum'a. Ondan evvel de yine dışarıdaydım biraz. Geldim yine. Öyle 2-3 günlük kapı çıktım. Hem tatil hem iş modu oluyor o zaman. Yani birazcık buradan uzaklaşmak iyi geliyor insana. İnanın yani. 2 gün bile olsa. Peki hanım, Harbiye'de de çok güzel bir konser verdiniz. Evet. Hadise Hanım da bir konser verdi. Tartışma yaratıldı sonra. Mekanın sahibi kim diye. Ben onlara hiç girmiyorum çocuklar. Sizi tekrar görünceye kadar çok sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ferruh'un da evlendiğini gördük. O yüzden iyiyim. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Sizin evlendiğinizi gördüm. O dakika bir gol bir abi. Yani az kalmıştı işte. Tam o zaman da söylemiştim. Kayyum atanırken. Ben evlendim. Şimdi Ferruh da son anda yırttı. Uzun zamandır zaten birlikteler. FTL ile, o da bizim kardeşimiz. Bugün onların bu mutlu gününde onlarla birlikte olmak benim için çok güzel bir şey. Var mı tavsiyeleriniz yeni evli çift efendim? Tavsiye edecek kadar ya da tavsiye verecek kadar eksi değiliz yani. Sonuçta da 1,5 yıl oldu. Daha eski evli tavsiye alacağın insanlar var. Onlardan bence. Bak karıma biraz. Bir tavsiye. Röportaj yaparken abi hissetti şu anda. Yalnız gördük. Evde çocuğa bakacak. Evet. Peki Burak demişken bir dava durumu vardı. Bir yorumla alakalı. Ben onu görmedim ya. Yani benim avukatım bana öyle bir bilgi vermedi, bilmiyorum. İfade özgürlüğü niyetine geçti o bir yorum. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Ben de bugün gördüm haberi de. Bilmiyorum yani. Öyle bir karar alındı mı alınmadı mı? Yarın soracağım avukatıma. Peki yani böyle bir bilgi gelmedi. Karar çıktı diye yani haberler çıktı ya. Yani böyle bir karar onaylansa tepkiniz ne olur? Tabii şu olmazdı. Eğer o ifade özgürlüğüse, yani siz yorumu nasıl buluyorsunuz? Ben de kendi ifade özgürlüğümü kullanırım. Zaten o yorumu yapan Instagram sayfası kapatıldı. Sağ olsun beni seven herkes spamladı orayı. Kapandı. Bir daha da açılacağını zannetmiyorum. Bilmiyorum yani, onu eğer ifade özgürlüğü olarak sayarlarsa ben de kendi özgürlüğümü kullanırım. Böyle yorumlar çok yapılıyor, saldırılar çok yapılıyor ünlülere. Siz emsal teşkil etsin diye mi yaptınız böyle bir şeyi? Ya yok hani emsalden ziyade sonuçta benim mesleğim hakkında, sesim hakkında, sahnem hakkında yorum yapabilirsin, beğenirsin, beğenmezsin, şarkılarımı kötü bulabilirsin, sesimi kötü bulabilirsin falan. Bunlar olabilir mesleki olarak ama ailemle ilgili, eşimle ilgili, çocuğumla ilgili bir şey gelince bu sefer dayanamıyorum yani. O zaman sanatçılık bir yana, kendim bir yana, ailem bir yana oluyor. Ondan sonrası için artık dediğim gibi, eğer ifade özgürlüğü dedilerse ben de kendi ifade özgürlüğümü kullanarak bir şeyler yaparım. Ama ya, genel olarak hep size yapılan bir saldırı var sosyal medyada. Güzel bir şey yapsanız da yine bir kitle var size saldıran. Onun nedeni politik neden. Devletimizin yanında olduğumuz için o başka bir şey. Öyle bir şey var. Onun dışında her şey çok güzel. Daha nikah kıyılmadı. Yok, daha var. Değil mi? Daha gidelim var. Yetişim. Peki son olarak da şimdi Demet Hanım'la Berkay yayın arası açıldı. Konuşma fırsatınız oldu mu Demet Hanım'la bu saat mevzusu yüzünden? Çok bu konuyla ilgili hani ben bir şey söylemeyeyim. Onlar sonuçta çok uzun yıllık kardeşler. O yüzden yani insan da sevdiğine kırılır, sevdiğine darılır. Çok uzun zaman küs kalacaklarını sanmıyorum yani. Geçen de Demet Hanım'dan. Siz de böyle bir süreç yaşamıştınız. Benim çok uzun değildi, 6 sene.
Geçen de Demet Hanım'dan anlamlı bir TBT geldi ta gençlik yıllarına da. Evet ya. İyi bayağı ya. Ben şey yazdım. Lidyalılar bile parayı bulmamıştı abi. O kadar eski yani. 2005 senesi miydi? 2004 senesi miydi? Neydi? İtalya'ya gitmiştik birlikte. Çok fena ya. Çok fenayız yani. Öyle söyleyeyim. Peki abi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çiftimizin nikah törenini gerçekleştirmek üzere Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç'i arz ediyorum. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Nuriye Eftelya ve Ferruh, kök budak ve taş demir ailelerinin bu güzel akşamına gelerek şeref verdiniz. Ben önce sevgili gençler ve sonra her iki aile adına sizlere çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heyecan dorup da şimdi şahitler geldiğinde daha da bir heyecanlı olacaksınız. Efendim hoş geldiniz. Bu herkes için büyük şeref tabii ki. Sevgili gençler için de öyle. Sayın Ejda Hanım, ben her düğünde damata mutlaka şarkı söyletirdim ama bu akşam söyletmeyeceğim siz varsınız diye. Siz varsınız diye. Hoş geldiniz. Gelin hanım, bir tanıyalım mı sizi? Kimsiniz? Adınız, soyadınız, anne baba adınız. Eftelya Kökbudak. Anne adı Müzeyya, baba adı Bülent. Feru Taşdemir, anne adı Ayper, baba adı Hüsnü. Teşekkür ederim. Ben sizin kendi sesinizden bir de ad soyad alacağım. Ajda Pekkan, Ayşe Ajda Pekkan. Danan. Şansal Büyüka. Cavit Çağlar. Ali Ağaoğlu. Aslan Çer. Hayri Yazıcı. Mehmet Ağar. Böyle bir kadroyu ancak Ferruh bir araya getirir. Ferruh gözlerinden öpüyorum. Güzeldi. Sevgili Nuriye. Evet. Sevgili Nuriye Eftelya Kökbudak. Ferruh Taşdemir ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Ferruh, Ferruh Taşdemir, siz Nuriye Eftelya Kökbudak ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Efendim sizler şahitlik yapıyor muyuz? Peki. Evet, bizler de çok kuvvetli alkışlarla şahitlik yapar mı efendim? Sevgili gençler, hayırlı uğurlu olsun. Yollarınız açık olsun. Size her şeyin çok güzel olacağı, çok uzun bir yolculuk diliyorum. Çok uzun olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Ailelerinizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla ve tabii ki de çocuklarla. Sayısı konusunda yorum yapmayacağım. Çok karışan var. Ben yorumu sizlere bırakıyorum.
ve tabii ki bizlerin dilekleri olur. Bence çok sağlıklı olsunlar. Ve bu memleketi çok sevsinler. Bu memleket sevilmez. Her ne şekilde olsun ülkemizin birliği, beraberliği konusunda çaba sarf edeceklerine ve de Atatürk'ü ve Cumhuriyeti de çok seveceklerine hiç şüphem yok. Tüm bu dileklerle ben sizleri karı koca ilan ettim nokta. Şimdi sevgili üstadlarımızın da hepsinin dileklerini alacağım. Mikrofonu verelim Mustafa Bey'den başlayalım Sayın Başkan'dan. Ferruh'cum sana mutluluklar diliyorum. Sevgili Eftelah, Ferruh sana emanet ediyorum. Avuca sığmaz biliyorsun. Ona çok iyi sahip ol. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu birliktelik. Bu birliktelikte hem iki aileye hem bütün dostlara, sevdiklerinize sağlıklar getirsin. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni çiftte mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum efendim. Sevgili kardeşim, kız da benim kızım. Allah bir yastıkla kocasın. Sana o konuda çok kefil olamıyorum. Ama inşallah... İnşallah maaşımı edersin benim. Mutluluklar ve başarılar diliyorum. Allah müstesna. Ferruh faulle oynama, Eftelya'nın cebinde sarı ve kırmızı kart var. Ama ben gördüm, şimdi nikahlarda 300'ün üstünde nikah kıydım başkanken. Birbirlerinin ayağına basmaya çalışıyorlardı. Yok, siz ikiniz de basmadınız. Anlıyorum ki evlilikte de damarınıza basmayacaksınız. Dolayısıyla ben ikinize de güveniyorum. Allah mesut bahtiyar olsun. Efendim ben cüzdanı vermeleri için sevgili Ajda Pekkan'a teslim ediyorum. O da mutlaka birine teslim edecektir. Artık kim olacağını siz seçin. Evet, şimdi burada ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü sevgili Eftel, aynı zamanda benim spor hocam. Aile gibi olduk. Biz zaten Ferruh'la da daima tanışıyoruz sevgili Ferruh'la. Ve onların mutluluğunu en çok isteyenlerden biriyim burada hepimizin arasında. Ve hep mutlu olmalarını, hayat boyu her zaman istediğiniz gibi yaşamanızı sağlıkla, mutlulukla diliyorum. Ömür boyu mutlu olmanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Sonunda Ferruh nikah masasına oturalım. Eftelya'ya bir alkış rica ediyorum herkesten. Yuva yine bir şey kuş yaptı. Sana sabırlar diliyorum Eftelya'cığım. Ve ben kendi mucizemi yaşadım. İnşallah onlar da kendi mucizelerini bir ömür yaşamaya devam ederler. O yüzden şimdi mucize.